Gel 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 aslanlar, onlar aslanlar aslanlar. Bit mi var sende? Kulağıma bir anda bit bilmiş gibi hissettim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiler selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Güzel bir günden hepinize kucak dolusu sevgiler. Evet arkadaşlar, az önce Seyit Gazi'den geldim. Koyunlara ilaç aldım geldim. Koyunların kırkım vakti geliyor. Yarın değil öbür gün sanırım koyunları kırkacağız. Ya da yarın da kırkabiliriz adamların durumlarına göre. Ona göre ilaç almam, parazit ilacı almam lazımdı. Sonuçta koyunların hepsini yatıracağız, iğne yapacağız ya, kırkacağız ya, yatmışka iğne de yapalım dedik. Hepsini tutacağız, hepsi elimizden geçecek. Parazit iğnesini tekrardan vuralım, hayvanlarımız sağlıklı kaliteli olsunlar diye şimdi gittim, ilaç aldım geldim Seyit Gazi'den. Neyse arkadaşlar, evet bugün aslında olayımız tamamen farklı. Sadece sabah oraya gittim, bugün ilk mekan açılışına gidiyoruz abi. Nereye? Bizim dağda yemek pişirdiğimiz bir bölge var ya, koyunları yatırdığımız bir bölge var. İşte oraya bugün diğer çobanla beraber mekan açılışı yapacağız. Bundan sonra hava sıcak, yağmur yağar yağmaz ama %95 vaktimizi orada geçireceğiz. İlk mangalımızı babamla beraber, ilk karpuzumuzu, ilk etimizi, ilk... Hadi bakalım, gidiyoruz. Abi şimdi arabayla Seyit Gazi'den geldim. Dediğim gibi ilaçları bıraktım, hemen geri gidiyorum. Yan tarafı görüyorsunuz abi, tavalarım mavalarım var. Bu sene orayı boşa geçirmeyeceğiz. Yani ay, karpuz parçalanacak. Yani şöyle söyleyeyim, oraya tam anlamıyla böyle yemek pişirip keyif yapabileceğimiz bir yer yapmayı düşünüyorum. Çünkü havalar bayağı sıcak gidecek gibi duruyor. Ve bundan sonra da o mekandayız abi. Mekan orası bizim belli. Yani saat mesela şu an 15-20 dakika olmuş yatalı. Saat 3'e 4'e kadar orada hayvan yatacak. Bu süre zarfında da eğlenmemiz, yemek yememiz, işte bir şeyler yapmamız lazım. Sizinle beraber şimdi gidiyorum. Mekan açılışı mekan. Abo, tarlaları sürmeye başlamışlar abi. Yani yakın zamanda meralarımız daralmaya başlayacak. Yağmurlardan sonra uzun bir süre girememişlerdi ya tarlalara. Şimdi girmeye başladıkları için artık duman çıkartırlar. Abi geçen gün buraya pat pat da geldik, battık. Acık acık kurumaya başladı. Tarlaları sürdüklerine göre ondan arabayla geldim. Yoksa yine arabayla gelmezdim arkadaşlar. Batarız matarız. Vallahi uğraşırız ha. Evet, babamlar mekana gelmiş. Hayvanı da çekeceğim şimdi yakından. Neredeler? Babamlar oradalar. Oturmuşlar, beni bekliyorlar. Geldik arkadaşlar. Şimdi malzemeleri indirme zamanı. Bir tane tel aldık. Bir tane şey aldık. Alışmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen geç kaldın. Ben bayağı geç kaldım ama anca bitti. İlaç aldım ya. Daha çaya içmedik ki hiç. Daha biz yemek yiyoruz. Bunu bırakıyorum ben. Ötekilerini getireyim. Aşağı gidelim. Baba mekan değiştirmiş. Şu da var. Baba karşıya ne yakmadın? Onun karşıda su var, onu yapamazsın. Acaba buraya mı yapsam? Burası da iyiymiş aslında ha. Telefon da çekiyor buradan Necdet abi. Orada... Orun orası çok yaş. Şu tavayı aldım. Orun tava iyiymiş vallahi. İşte idare eder bu. Oo süper vallahi. Açalım mı? İşte. Ayaklığımız yok mu baba bizim ya? Var var. Burada var. Var hepsi var ya. Al. Ha, süper. Siz yemeğe yemişsiniz de, azıcık da yer vardır herhalde buradaki ya, yiyecek. Ya yemedik daha, onu nasıl yedik? Oo, bu ne böyle? Şöyle o ya. Şuradan yapacaksın. Balık tavası. Balık tavası da, hem kapak olarak, içinde iyi et pişmez mi acaba? Vallahi onun çok iyi bir şey bu. Bu eşekte gidiyor bu, dik ya. Eşeğe koyamayacaksın onu, burada kalacak. Burada dil miyiz artık baba? Sağ sol çevirirsin onu. Oo süper vallahi. Eşeğe koyarsan ne olur biliyor musun? Eşek yatağı mı? Onu bak gitti bak burayı. Ha şu mu? Ha. Aynen oraya yapacaksın. Ha. Mesela tamam. Etleri bir tarafı pişirdin öteki tarafa çevireceksin. Böyle. Hem bu arada pişecek. Tamam. Neymiş ya? Çok süper. Hakikaten balık tavası. Sade balık mı pişiyor? Başka bir şey pişmez bunda? Oğlum bu granit tavaymış değil mi? Dizlet. Ha? Bilmiyorum ki. Granit kaplama de. Bak, tabii ya. Tamam bugün bu sene orada işte bir tarafında saç yaparız, bir tarafında köfte yaparız.
Sen de mi getirmedin? Yok, ileş var, nasıl getireceğim ben? Arkadaşlar, bir tane abinin ikiz buzağısı ölmüş. Ölmüş değil de. Ölü doğmuş yani. Günsüz doğmuş. O yüzden babam sabah çıkarken birini getirmiş Necdet abi de. Bunun koyunu orada. Bizim koyun burada. Ben şimdi size mekanı göstereyim. Arkadaşlar şimdi benim karnım aç. Vallahi ben gerçekten açım. Onlar yemeklerin uçlarından yemişler. Ben sabah hem işlerim vardı hem de babam dedi ilaç al gel ki koyunlara yarın ilaç yapalım. Onları alırken saat öğlen oldu. Şu anda saat 12 mi oluyor? 12'yi geçmiş. Saatinde pili bitmiş. 1 gibi işte. Sabahtan beri sabah kahvaltısı daha etmedim. İşler acele olunca çıktım geldim. Şimdi benim mekan burası. Hatta burada su duruyor. Acaba bu mekanın bir şey yapsam? Ama şu anda bakın buraya güneş gelmiş. Onlar gölgede. Güneş buradan batacak. Güneşe kalmışız. İşte bunu ayarlamamız lazım arkadaşlar. Neresi bana iyi olacaksa orada hayvanı yatırmam lazım. Diğer sürü eğer buraya gelirse iki kişi yemek yemek adına orası mantıklı bir yer. Zaten yalnız yemek de yenmiyor. İnşallah buraya da gelir beraber böyle yemek yeriz. Koyunların artık yatacağı ve kalacağı mekan burası. Bundan sonra buradalar. Neyse zaten enerjim yok. Gidiyorum abi yemek yemeye. Giderken odunu da götüreyim biraz. Sen çapı var ya iki sütmede bu kadar yapıyor bak. Bir el testeresi alalım ya şarjda. Kesim otur alalım şarjda. Vallahi beni dinle. Öyle uğraşmazsın. Necdet abi senin eşek nerede? Bunlar birbirine. Ben sormam ki eşeğe. Kafa şişirler. Anne bir dur o. O da mı dinleyin? Daha iyi bir tane gidip kafa dinleyin. Vallahi bundan sonra da tam kafa dinlenecek gibi. Eğer koyun böyle yatağısa Necdet abi. Artık o kartladı. Orhan sen çadır bana şuraya kuralım. Yarın burada adam sinekler yiyir. Yiyir. Kırda yat kırda. Kırda yat. Yemez o zaman. Kırda mı? Aynen. Ya kıyıda ben yatarım da evde ne yapacağız günümüz? Eve kapama ya yok. Seyahat hayvan olmaya ya. Aman senin gibi değil Necdet abi. Bizim mecbur eve getireceğiz ya. Oy. Nasıl kaybetmiyor? Ben kaybediyorum ama. Bak. Ucu kesik bak. Senin için kesin mi? Yok. Bunu çelik gibi bir şey. Çaydan ne olmuyor? Büküyorum koyuyorum gene doğru diyorum ben onu. Kırılmaya. Artık keyif zamanı. Yalnız amma sarı toz var ha. Orhan kavanozda çaya bak Orhan. Çaya bak çaya. Bağdağı ne getirmedin? Bağdak bende. Benim bağdak burada vardı. Bağdak olsa da ben bağdakla içmem. Daha ben karnım aç hiçbir şey içemeyeceğim. Çay bir daha de. Kulaç ye. Kulaç da yerim. Fark etmez ya birazcık. Şunları pişireyim de beraber yeriz ya. Et var şey var. Şunu açsam açmasam mı bundan pişirsem karar veremedim. Acaba etleri bundan pişirsem mangalda. Mangal daha güzel olur ya. Bunu başka bir şeyde deneriz. Bilmediğin nasıl olacak? Bunu başka bir şeyde balık alırız. Onu sen... Yo sonra... bunda da et pişer de. Bunu sonra deneriz. Onu yağla pişireceksin değil mi Orhan? Yok. Yakışmayacak kadar ye. Hiç bilemezsen al şöyle yap. 2-3 et doğru alsana saç tava gibi bir şey olacak değil mi? Yağ doldurmuşlar hep duruyor burada. Bunu denemeyelim biz. Mangalı deneyelim. Bu mangalı yakalım mı ilk önce ki? Yok be. Orhan, şunu yakalım biraz. Uyanmadı daha yanınızda. Ya yakmasak ne olur? Acaba bunu böyle nasıl yapıyorlar herkes? Yakma. Gerek yok ona. Yeni yak. Yakmaların sebebi. Üzerindeki mikrop ölsün de. Yak yak. İyi olur valla. Bak ya da biz mi yanlış yapıyoruz? Yeni var. Sıfır mangal. Zaten herkesin uyuduğu. Mangalı suvanla ala mangalı yakalar. Oho çaydanlıklar çifter çifter. Sana da nasipmiş Necdet abi. Altın Başak mı? Neydi o marka şey var? Oğlum bir daha demleyeyim sen içer misin çay? Ben az içerim. Ben çaydan, çay içmedim. Çaydanlığımız daha var öyle dur ya. Ben çok içmem ama içerim. Ben hiçbir şey içmedim. Ben yemek de yemedim. Karnım aç babacığım. Hiçbir şey yemedim. O zaman? Aa, bunlar iyi olacak Necdet abi. O zaman ızgarayı koy oraya.
Dur. Onun altında. Tamam bir dakika. Baharat atayım mı? Yok. Sade tuz. Tuz burada bak bak. Bak şu bitsin. Al. Şimdi atayım mı tuz acaba? At. At ya. Çok atma o tuz. Çok tuz diye. Önceden atınca eti sıkar diye herhalde. Pişirelim bakalım. Uzun zamandan beri etmiş. Valla ben şeyde bakayım bu arası. O yarı zinciri pişiriyor. Aa çıkacak Necdet abi. Taşın arasına sıkıştı ya yuvalanık ha. Yuvalanayım dedi. Ulan biz de muhabbet edeceğiz dedim ne oldu? Vallahi görme sen. Doğru mu? Çek şunu. Ya çıkmaz öyle. Aa, boynu sıkıştı sen şunu ki al. Boynunu alttan şöyle çekelim. Şuradan çek sök. Arka bacaklarından çek. Şunu çıkaramadı sökemedin mi? Sökemedim. Şeyin boynunu boşandır. Arka bacaklarından çekelim. Dur. Bak abi. Heh. Ya ipi boşandırsana sen. Öyle düşersin. Şunu al öte bağla. Sen bunu nasıl bağladın? Orhan. Sıkmış ya. Burada verin dur. Sen bunu buraya bağlama öte bağla. Yağmur ne kadar çok yağdıysam hiç böyle bir odun görmedim ya. Meşe dedik. Hışır. Hışır vallahi bir dol. Alttaki köz geçti üstteki odun daha yanmadı. O zaman burayı yaparız ya ya da orayı yaparız gene bilmeyeyim de. Çünkü orada benim bayağı zamanım geçti. Neredeyse o şurası arkadaşlar. Orada su var. Nasıl yapalım? Daha su var içinde. Islak içinde ama burası da kötü fena dinmiş. Burası da güzel. Burası kuz gibi. Hem hayvan karşıdan gözüküyor. Necdet abi, Necdet abi ya. Ne pişireceğiz biz? Pişiremedik. Zaten pişmeye başladılar güneşten. Alttakileri yanmaya ne yapalım? Vay. Izgarayı alsaydın onun altına koysaydın. Yok yakar o şimdi. Baksana çısır çısıra bile su kusuyor odunluğa ya. Ben dedim size baba yakacaktınız böyle meydan ateşini. Sen ne zaman geleceğim benim için? Oğlum. Ben geleyim Setgaz'dan çıktım dedim. Salata yapayım ben size. Ya koy şunu bitti. Bu ne be? Bu hakikaten çok kocamanmış bana Necdet abi. Ötekten de koysaydın ya yanı başına. Baba bunlar önce pişer. Bunlar şey biri önce biri sonra pişer. Tavukla karıştırmayın. Tamam olsun. Ateş yaymak lazım olsun buralara. Aa seninki geldi. Gel. Hey. O ne bu? Hey. Kafadan zincir çıkarmış. Gel. Ay kız gelme. Gel. Gel bir şey olmaz. Eşek bizim ne yapıyor? Gel. Ben dedim. Ben 75 aldığımda pişman oluyorum. 100 bilseydim 100 alırdım dedim. Bana bak. Aslında senin... Arkaya malzemeyi büyük takımda sonra basar da. Bizim burada da büyük malzemeye bir yapalım mı ya? Tuz atsana tamam, şuna Necdet. Tuz atma. Attın ya. Ateşe ya. Niye? Yakıyor, yanıyor. Baksana. Orada çok yağlı. Yanmazmış. Ya tuz bak bunda. Poşette burada. O poşetteki neden? At bakalım. Böyle. Eyvah. Gel. Hüme. Tüme. Eşek mi geliyor? Hayır ya. Yok, beyaz köpeğen ya. Geldi Necdet abi ya. Şunun birini bağlayıverem baba. Oranın. Bu boğuşmaz elde mi? Köpekleri boğuşturursak. Yok boğuşmazlar. Tamam. Alsın. Yanmaz gene, diyorlar. Yok ya gene yanar. Vallahi tuz döktünce yanmaz diyorlar ama. Sen iyi iyisi ver bana. İyisi mi derler bana ne derler? Şey. Çok yağlıymış et de ondan Necdet abi. Tavuk eti böyle yakmaz bak. Büyük onun hava. Vallahi o zaman öyle yağdık işte. İyi. Eğer sen onları var ya tam dil takacaksın. Hepsi takılıyor ki ya 15 tane mi ne var çanı? Kaç çan var? 15 tane falan var. Hepsini taksana ama bakar köpek çizgi duymaz. Hepsi kaç tane? 49 tane. Oho o ne var? 49 tane işte. Çok 49 çay çok ya. Böyle hepsini takmadık zaten 30 tanesini taktık oğlum. Diğer şimdi gel, çoğunu hayvanda söktü zaten. Geldi eve, evde de söktü. Şöyle koyuverim. Adam hiçbir şey duymaz mı? Dangır. Duymuyor zaten. Ne köpek sesi, ne şey sesi.
Çok az kaldı Necdet abi. Çok yakmayacağım bunları. Evet arkadaşlar bunlar etler. Gübe! Şimdi karpuzu da keseceğiz. Necdet abi. Psikopatın sevgilisi kaçmış. Oğlum bunun yarısını kessem. Bunu yiyemeyiz biz be. Yemeyiz canım. Ayarla işte ya. Ya o dilde hayvanı ürkütürüm. Dur ben şey yap vereyim. Şunlara kızı vereyim. Gel gel. Şuna ürkütecek hayvan Necdet abi. Akçak gibi duruyor la bak. Necdet'in kirağı kalkarsa bizimkiler de kalkar. Arkadaşlar şu etleri hemen yiyelim. Adamlar gerçi yemek yemişler de. Vallahi kalkacaklar gibi duruyor. Ay! Bak. 3 tane, 3 kişiyiz baba. Tamam 3 tane yapalım işte. Yap bakalım hadi. Onlar ben kalktı mı ya? Bence kalkmaması lazım daha. Orun ya sıcak ya şimdi. Nereye gidecek bu? Sıcak da olsa... O kuzular kaldırıyor abi. Hayır onu koyunu kırktı, koyunu o. Orun sen ona tuz atsan ya. Atacağım baba. Şimdi şu karpuzdan bir dilim keselim bize Necdet abi gelesiye kadar. Şöyle nasıl keseceksen kes hadi. Ona hemen gidecek o herhalde. Hayvan durmayacak. Nasıl keseceğiz sen bunu? Sen tam almaya kalkmadan. Nasıl keseceğiz bunu? O şeyin içine koysan onu. Altını temizle bastım. Şunu şuradan bir alalım. Bunu oradan bir al. Şöyle koyalım. Tamam. Şu var. Sen o karpuzun yarısını kes, yarısını eve getir. Onu biz yiyemeyiz. Mümkün ya eskiden değil. Kesildiği gibi keseceğim bu karpuzu ya. Psikopata verin biraz da baba. Taşın etrafında dolanıyor. Ne yapacaksın? Ne oğlum? Yatma, gece. Koy paşa da şimdi onu. Duman oraya gidiyor ya. Eyvah eyvah. Mangaldan etkileniyor mu seninkiler? He. Koyun ne? Et koksun ha. Olmaz ya. Psikopata kabuklarını. Vallahi gene bağırıyor la baba çabuk. Ulan. Bu hayvan yatağı da ben yeni kırktı ya. Oradan iyi. Hem yeri yeni. Hem eşek içinden geçti. Bir de mangalın kokusuna. Et kokusu. Yok öteki. Bunda var. Ha tamam o zaman. Demleyeceğiz değil mi bir adamı? Yok yok. Hadi yiyin bakalım. Al sen hadi bakalım. Bismillah. Ama güzel olmuş ya. Çok duman çıkarıyor bu ya. Şu karpuzu alayım mı aşağı şuraya? Al. Ondan oturamayalım. Şuraya koyayım. Şöyle. Dikeler misin? Yok ya. Al. İyi al. Tadı orada. Adam kuyucağını eritiyor. Bir de bu öleti kuyucağının içinde bekletiyor. Öyle servis ediyor. Mübarek rüzgar bu nereye yeli böyle ya? Karayel. Karayel buradan rüzgar. Çiviri burayı. Yağdır mı? Hı? Vallahi yağdır. Gerçi bu sene hangi yerden yağdı belli olmuyor ki. Oradan da yağdı, gün yerinden de yağdı. Bayağı çok ıslandık Necdet abi sana. Aa şurada kaç gün oldu kuruyor. Hadi alın alın siz alın. Alıyoruz be. Karpuz iyi miymiş? Güzel. Ben her gün ıslandım. Ben senden çok ıslanmıştım burada sana. Ben köyün içinde burada ıslandım. Hepimiz ıslandık. Ama en çok iki kere Necdet abi büyük doluya yakalandı. Bu akbayıda olan tulu neredeydin o zaman sen? Buradaydık ya işte. Tulu oldu. Ben buradaydım, sen oradaydın. Ben de kaledeydim değil mi? AKK'ya geçtiğimiz gün işte şeyden. He. Kaçası diye. Börene ne olduğunda ben Akbura'dayım. Bu akbayıda o tulu ne kadar yağdıysa o akbayıda hayvan bile mi yayılmıyor şimdi? Değil otu mi? Kurutmuş. Kalmamış bir şey. Geçip gidiyor hayvan. Ben dedim bu hayvan niye yakaya çıkmıyor dedim. Başa iniyor. Sen geldiğinde, önden geldiğinde Necdet abi arkadaydı o dolu yağdığında. He. Seni biz geçtik sonra Necdet abi geçirdik. O gün. Ha, sen tamam, geldin tamam. Hayır ben geldim olduğunda. Bir dakika
Yüksel geldiğinde önden ben geldim ama o zaman yürümedik oyuna. Ne oluyor bak gökkülle ya? Ne uçak mı? Uçak. Çok yağdı bunu ya. Aşırı yağış. Ben o akurada bile şeyden zor geçtim. Çatallar kışlarını yapar. Selden. Sen öte atladın o kışladan öte. Yani. Seninki cesaret bu tabi oradan sel gelir ama bizim köy kadar gelmez yani. O sade akbara şeyin düzünlük. Ya çabuk kesiliyor. Çabuk kesilir. Bir saat alamaz. Akbaranın olan yağmurun geliyor sana orada. Kayıt edeceğin ha. Ama buradan ta Sarcellez'den Börülen'den gidiyor. Burası uzun ya. Yürü be. Şey yapalım. Hayvanlar yatağa kar. Aslında sıcak ya değil mi Necdet? Sıcak sıcak. Seyit Gazi yanıyor valla. Valla bizim burası. Ama bak, burası buz gibi. Burası buru rüzgar alıyor. Burası rüzgar alıyor. Burada temelli duramazsın. Ya. Psikopat gel. Gel mekanı açtık sana da şöyle güzel hediyeler verelim. Aa seninkiler bu sefer kalktı herhalde Necdet abi. Gel. Gitsene lan. Ne yapıyorsun? Valla karpuz yeme. Psikopat ne yemeyen hakikaten ya? Oğlum darılma iyi ya. Karpuz ya. Karpuz. Hayır dediğini ilk defa duyuyorum. Yalnız 150 metre ötede psikopatın sevgilisi var. Acaba dertli. Ona da veririz ya. Sen bundan iyi ben senin arkadaşına da veririm. Hadi. Vallahi yemeğe. Kabuklarını vereyim bakalım. Hiç sunmadı bile ne. Şunu şöyle koysana kenara baba. Oo, oğlum bu kadar da ne bu ya? Cazır cazır olmuş vallahi. Pissin. Necdet abinin hayvan biraz daha yeterse onları da. Ya ben... Oğlum daha çay var ya. İçeriz baba. Bizim hayvan yatıyor. Bizim hayvanın tüysü var. Bizim hayvanın tüysü olduğu için hiç sıkıntı yok. Sıcak geliyor ya yatıyor arkadaşlar. O dün kırktı bizden önce. Randevuyu bizden önceye almış. Hayvanlarını kırktı. Onun hayvanı durmaz artık. Serin his. Kırkınca durmaz baba biraz. Hani oradan bir tane bardak ayalayın. Bardak o var. Şu etleri de alayım ben. Katyan bak. Bak görüyor musun Necdet abi? Bunları ne için yapıyorlar? Ne için? Yaş ağaçtan yapıyorlar. Çekiye kalıyor. Ve mangal için böyle normal açık ateşe yapmıyorlar ki. Adamlar hemen mangalın üstüne sapı dışarıda kalıyor. Yanmıyor görmemiş. Ay oğlum kopacak o. Şunu sen tutsan ben açacağım baba. Şunu tutsan. Mı? He. Tamam. Oy. Ben soğan yiyeyim gene. Soğansız olmaya. Benim ekmeklerim vardı baba orada. Evet. Sen bugün çok böyle bir dağınışık oldu sanki ya. Burası zaten İki dağınık. İki kere yemek inince. Yok ondan değil. Burası dağınık ya zaten. Acemi yeri. Bunu yer. Şöyle çekeceksin o çamın altına. Oğlum sen çadır gitsen de şu çamın altına kursak bana şurayı ya. He? Oho. Köpeklerin olduğu yere vallahi bak. Ben nasıl yatacağım oğlum yarın burada? Ben nasıl yatacağım? Adam donağı burada bak. Oha güneş çok sıcak ya. Burası soğuk güneş sıcak. Hadi alın buyurun. Tavuk da yiyelim iyice. Ya ne bana ben sen bunu al bunu bana ver. Tuz yok. Uzatmamışız Necdet abi. Tüh. Oğlum sen işte şimdi kötü yaptın. Bakın dur. Be dede. Nereye gider koyun ya? Ulan. Ben o gün onu şu orada çektim. Sen geleceğim akşama dedin. O akşamı gelmedin herhalde. O akşam gelmedi. Derisi akşamı geldin de yazan karanlığı çöktüydü. Rabbiş'in arayım çıktı dedim ama oraya da çıkıp bakmadık. Ne oldu orada? Belki orada olabilir. Çıkmaz mı koyun Rabbiş'in araya? Ama mecbur suya ince koy ya. Burada şey olsa. Ay kız. Nereye su? Her yeri su Necdet abi ama nerede? Dereye kadar ne at oraya kadar? Yere mecbur inmesi lazım. Ha çek çayını çek. Şu çayı doldurur mu? Çaydan kadar boşaltayım gideyim. Güzel mi? Bak baş gel. Nereye gidiyorlar bilmiyorum ki koyunlar. Ayaklar belli olmaz ama. Dur bakalım.
Acele etmene gerek yok ya. Hadi görüşürüz. Hay onu çevirdik nasıl olsa. Be, buraya gelecekler. Aslında hiç gitmesen de olur. Gidelim artık akşam oluyor. Yatar yatar çay içeriz, yemek yeriz. E bizimkiler ne zaman kalkacak baba? Şimdi kalkar oğlum. Ben Tuğba'yı topladım, tamam kalktı. Vay anasını. Kırkılmış koyunla kırkılmamış koyun arasındaki fark. Adamınki hemen kalktı, bizimki. Gerçi bizim yerinden de birazcık. Biliyorlar. Bu sene buraya yeni yatırıyor abi. Yani o yüzden 3 çoban beraber yedik. Yoksa her zaman o gelmiyor buraya. Zaten biraz daha otlar olmaya başlasın. Evin yanında onun çok güzel bir yeri var. Oraya gidiyor. Buraya gelmiyor. Benim şapkam nerede ya? Ne orada var? Arkadaşlar Necdet abi gitti. Onun koyunu drone'la çevirdik. Şöyle size bir o yattığımız yerinde manzarasını göstermiş olduk. Bence burası bundan sonra bizim için en güzel noktalardan birisi haline gelmeli. Bu karşı tarafa ya da buraya gerçekten hem dinlenebilecek, hem uyuyabilecek, hem de yemek yapabilecek bir mekan yapacağız. Zaten karşıda var ama karşı şu an ıslak su duruyor içinde. Bir bakalım birkaç gün daha geçsin. O arada koyunu falan da kırktıralım. Artık zamanımızın büyük bir çoğunluğu burada geçecek arkadaşlar. Asalım teli. Teli asıyor mu baba? Daha sonra edeyim. Nereye asayım? Buraya bir şey yapsak olur aslında. Şuradan düşer mi ki ya? Tilkiler götürür. Aslında arkadaşlar psikopatı buraya bağlamamız lazım. Biliyor musunuz? Serin serin ileri doğru daha sıcak ve sinekler çıktığında sineklerden korunması için psikopatın mağarası burası. Şimdi arkadaşlar koyun birazdan kalkacak. Babam orada. Şimdi şunlara bir bakalım. Evet, benim mekanım burası aslında. Şu anda gölgelenmiş. Ya buraya ya da karşıya kurulacağız. Artık bundan sonra böyleyiz. Burası da koyun için mükemmel bir yer abi. Var ya, burası rüzgar bakımından, koyunun rahatlığı bakımından, tamam mı? Böyle koyuna yarayan, koyuna böyle et aldıran efsane yerlerden bir tanesi. Senelerden beri biz burada koyunu yatırıyoruz. Koyunun bildiği, zaten o yüzden yatıyorlar. Sıcak çıktığında buraya gelirler. 3-4 saat gevşetirler. Sıcağın bol olduğunda zaten koyunun yayılması imkansız. Burada zamanlarını geçirirler. Yakın zamanda da koyunu kırkacağız. Abilerden haber bekliyoruz. Yani abiler bize yarın geliyoruz dediklerinde bizim hazırlık yapmamız lazım. Ya şimdi ben hayvanda kalacağım. Bir bakalım, bir arayayım. Ya da babam hayvanda kalacak. Ben eve gidip koyunu kırkacağımız yerleri falan hazırlayacağım. Biraz kuruluk, adamların rahat çalışabileceği bir yer. Sanırım kaç kişi çağıracağım ben? 5 kişi kırkımcı. Bir tane de tutmacı getiriyorlar arkadaşlar koyunu tutup çekmeye. 6 kişi gelecekler. Sabah erken saatte geliyorlar. Öğlene kadar büyük ihtimalle öğleden önce bile bitirebilirler. 4 kişi bile saat 3'e kadar 4'e kadar 200 koyunu kırkıyorlar abi. Elle, makasla. Şimdi benim elektrikli kırkma makinem var. Bundan önceki videoyu izleyenler videolardan bilirler. Elektrikliyle denedim. Şaftlıyla denedim. Ama şaftlıyla denerken o zaman koronavirüs nedeniyle aşı olmuştuk. Kolum ağrımaya başlamıştı. Yarıda bırakmıştım ki şaftlıyla ben kendi şahsım adına çok beceremedim arkadaşlar. Yani bizim buradaki koyunun içine çalı gidiyor, çırpı gidiyor, makas, sürekli bıçakları yenilemen lazım, sürekli temizlemen lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu abiler hem temiz kırkıyorlar hem de yani işçilik bakımından temiz iş yapıp sizi yarım günde koyun kırkımından kurtarıyorlar. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Amma uykucusunuz. Yarın evde kalırsanız ne yapacaksınız? Sabahtan hiç hayvanı salmayacağız onlar gelirse arkadaşlar. Kırkım boyunca hayvan evde kalacak öğleye kadar. Mesela sabah hiç hayvanı çıkartmıyoruz çünkü çok erken geliyorlar. Bir de diyorlar ki onlar, eğer koyunu doyurup getirirseniz aç koyunu kırkması daha kolay. Karnı şişmiyormuş. Tok koyunu kırkması daha zor. Yatırdıklarında hayvanın karnı şiş oluyor ya, hayvan rahatsız oluyor. Keçilerin de tam mekanı ha. Hey. Tamam. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Baba Necdet abi orada, oraya doğru gitmeyelim. Necdet abi orada, böyle yayalım biz. Teğmen şurada. Mesela şu koyunda hiç tüy kalmamış bak.
Ya ne anas ne geliyorlar lan? Baba, adamlar gelirse biz bunları çadırın içinde mi kırkacağız? Kurbanlıkların rahatını bozmayalım. Ya onlara yem veririz, onlar durarlar. Bir de orayı şimdi bu koyun var ya, 3-4 saatte çamur yapar, çamur. Arkadaşlar bu arada olan yerleri sürmeye başladılar. Bak adam yarısını sürmüş, yarısını battığı için bırakmış. Şurada bir tane kazayağı var. Adam kazayağı çekerken motoru batmış, kazayağı çıkaramamış. Şurada bir tane motorla puluk vardı, onu dün kurtardılar. Yani buraya gelen batıyor. Biz pat pat da battıydık ya. Bakın arkadaşlar. Adam kazayağı bırakmış, çıkaramamış motoru. Kazayağı bırakmış gitmiş, buraya oturmuş. Buradan zor çıkarmışlar. Ne zaman kurudu o zaman daha su çıkıyor yerinden. O zaman anca alırlar buradaki kazayağı. Ya buraya girileyim ya. Millet çok acele ediyor baba. Ya benim gördüğümde oradaydı Necdet'in koyun. Karpuzu ne yemedin? Ben ona haber ettim gel diye. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne oldu sen? Salmadık diye kızıyor arkadaşlar. Yarın görüşürsünüz yarın. Yarın görüşemezsiniz gelirseler. Öbür gün görüşürsünüz. Tamam hadi git. Hadi git. Hadi git. Ne yapıyorsun psikopat? Hadi git. Şurada telefon çekerken bir arayayım bakalım. Yine kırkımda lağmıştı bunlar ha. Ha. Tekin abi nasılsın? Selam, teşekkür ettim. Kolay gelsin. Yine koyun kırkıyorsun herhalde. Makas sesleri geliyor. Evet. Yarın buradasın. Ha, geliyor musun? Ben buradayım. Kahvaltı yerken hazırla. Tamam, kahvaltıyı ayıp ediyorum. Ben hazırlarım. Ben mi alacağım? Ha. Kahvaltı yerde mi yaparız? Evimizde mi yapalım? Ya kahvaltıyı bizim burada yaparsın. Ben mi alayım seni? Sen kendin mi geleceksin? Onu sorayım dedim. Fark etmez benim için. Sen nasıl istersen. Tamam sen bana o zaman yarın kesin geleceksen akşama de Orun ben sen beni al ya da ben kendi arabamla geleceğim de kahvaltıyı ben sabah erken hazırlarım. Sen kaçta olursun sabah burada? Ben varam mı sen mi geleceksin? İşte hiç fark etmez. İstersen gel ister ben varayım. Hiç fark etmez. Valla fark etmez benim için. Gel de sen biz de azıcık daha erken geliriz yani. O zaman sen erken gelirim diyorsan sen arabanla gel. Tamam dostum. Kaç gibi burada olursun? Ben ona göre hazırlatayım kahvaltıya. Vallahi en geç 7. En geç 7. Tamam. Oo, bu da çok derin batmış. Abo! Bayağı motoru devireceğmiş bu be. Durun zaten motoru devrikti. Versene sopayı. Arkadaşlar belki kameradan derinliği fark edilmez ama bakın bak. Bak abi bak. Ya, zaten devrikti mi? Bak böyle. Bak nereye kadar? Babamın boyuna bakın. Bak beline gelecek yere kadar batmış abi. Evet, kesin bak. Gelen batıyor yani buraya arkadaşlar. Tarla sürmeye gelen buraya gömülüyor. Oğlum bak buraya hiç girilmiyor bak. Bak buraya hiç giremezsin. Ya adamlara da zor işte. Bunları ne zaman sürecekler? Ot batmış, tarlalığa zor sürülüyor. Şu aşağılara falan hiç girilmez baba. O akıl etmiş de anlıktan çekmiş onu. Yoksa buradan hayatta çıkamaz onu. Çıkamaz da. Şuraya kadar çekmiş. Anlık batmaz. Ben gidiyorum o zaman baba. Ben şunların yerlerini hazırlayayım. Tüh. Ben bugün hayvanda kalacaktım ya. Arkadaşlar iş üstüne iş derler ya. İşte bizimki de o hesap. Ama koyunu kırkmak gerçekten önemli bir mesele. Yarın gelecekler sevindim. Çünkü birkaç günden beri aksayan bir durum var. Yarın nasip olursa buradayız dedi. Kendi arabalarına gelirse daha erken gelecekler. Ne olur yol parasını veririz. Araba ne yaktıysa onu veririz. Zaten biz de gitsek alsak aynı mesele. Zaten bizim gitmemizi almamız. Ben onları alıp gelesi evdeki işleri daha koyunu kaparım mesela. Koyunu kırkıma hazırlarım. İlaçları hazırlarım. Oho buraya da batmışlar. Ana. Eve yolculuk başlasın. Arkadaşlar mekana açılışını da yaptık. Artık bundan sonra buradayız.
Hemen eve gideyim, kırkım ve kendime harf hazırlayayım. Hadi bakalım. Hoppa! Arkadaşlar evdeyiz. Bir an önce şunların yerlerini yapayım. Şimdi burada biz normalde burada kırkıyorduk koyunu ama burada kurbanlıklarımız oldukları için bunları rahatsız etmemek adına şimdi bunlara ben yem de basacağım. Hem de bayağı bir yem basacağım ki yarın sabah saat öğleye kadar yemleri yetsin. Biz diğer tarafta ilk defa çadırın içinde kırkacağız koyunu. Çadırın içi aslında kuru arkadaşlar. Yani etrafta kuru ama yine de biraz daha temiz, biraz daha güzel olsun diye çuvalları kapıdan yağ istifleriz, taşıması kolay olsun. Tam şuralara bir yerlere benim gübre yapmam lazım. Pat patatesi yapıp da. Şimdi zaten kurumuş burası. Hayvan bu tarafta kalır, bu tarafa doğru sıkıştırır. Abiler de şuraya yatırırlar. Tamam, ben de buraya gübreyi dökerim. Burada kırkarlar. Çuvallarımızı ise şuraya bir yere koyarız. Buradan dolduğu zaman kapıdan açır geçeriz. Öteki tarafa doğru gitmeyelim. Hayvan buraya doğru kalsın ki burası hayvan için geniş. Hadi çıkın lan. Yemlerinizi 3 çuval doldurayım ben sizin. Sabah verilmişti, yine verelim. Çünkü sabah veremeyeceğiz. Hoppa, arkadaşlar hemen şunu çalıştırayım. Yemleri bir an önce götüreyim yarına. Şimdi akşamdan yarına basalım. Arkadaşlar şimdi çuval da hazırlayacağım. Önce yemleri götüreyim. Onlar geldiğinde yapağları basabileceğimiz, yarın sabah erken gelecekler, yapağları içine basabileceğimiz çuval da ayarlamamız lazım. 3. Ah. 2. Nereye gidiyorsunuz? 3. Yemci baba gider. Doldurduk yemleri. Geçen kabloları kıymışsınız ya. Aslında burası kuru arkadaşlar ya. Size de dökelim. Hadi hadi yiyin. Çabuk yiyin. Çabuk. Burada nemli oldu da dökülmüyor. İlla içine basayan. Ya siz ne üçkağıtçısınız ya. Yiyin bakalım. Arkadaşlar bunlar da ufak ikinci kuzularımız. Bunları da doyurduk. Bunları zaten doyurmuştum da yine doyurayım. Yarın sabah bunları da annelerin içinden ayırırız. Ya da şey yaparız. Şimdi bu arada bana soruyorlar abi niye hayvana salmıyorsun diğer abi gibi diye. Şimdi benim kuzularım önceden oldular. Ve çok yüksek kilolara çıktılar. Özellikle kurban olacakları ben koyunun içine salar ya da yem vermeden bakayım dersem. Bunlardan illaki salacaklarımız var. Anne olarak bırakıp salacaklarımız var. Yani bir anda mesela 45-50 kilolardan bir günde o bayağı zayıf. Ya iyice çekerler böyle, anladınız mı? İyice çekerler. Yeniden toplamaları birkaç ayı bulur. Hatta 2-3 ayı bulur. O yüzden biz de şu anda kurbana az kaldı. Kurban olasıya kadar evde bakacağız. Yalnız bunların içinden şeye gidecekler var. Abi böyle bir şey yok. Ben çıkasıya kadar, bakın kovayı elimde, çıkasıya kadar burayı yediler, buraya geçtiler. Bak bunu da yiyorlar. Yesinler bakalım. Bunlara akıllı olduk alsak olacak arkadaşlar. Arkadaşlar hep göstereceğim diyorum. Şimdi şuradan saman balyası alırken dedim şunu da çekeyim size. Bugün beraber yedik ya, Necdet abimin tarlası arkadaki. Bu sene çavdar senesiymiş. Arpalarımız da iyi.
Yani tolunun da bazı yerlerde zayiatı, bazı yerlerde kırığı, bazı yerlerde yağmurun çürüttüğü tarlalar var ama kepez ve böyle suyunu salan tarlalarda ekine buğdaya bakın. Bak bu arkamdaki şimdi çavdar. Bakın abi. Bak. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Bu ne? Maşallah bu ne? Arkadaşlar şunu da göstereyim. Burası da bizim evin arkasındaki arpa. Maşallah burası da var. Ama bakın bu aşağı taraf süzek geldiğine arpası iyi. Ama burası da mesela çok yağmur durduğunda burada çürümeler başlamış. Görüyorsunuz. Bak yatınca kalkamamış abi. Altı çürümüş. Gördüğünüz gibi. Maşallah mı iyi ya. Allah bin bereket versin abi. Arkadaşlar şuna çuval dolduracağım. Bir 15-20 tane yeter mi acaba ya? 6 7 yarın aramayalım. 8 9 Arkadaşlar bir 30 tane çuval hazırladım. Bu basit işte. Bunu yarın kullanacağız. Hemen işleri bitirmek üzereyim. Kuruluğum kaldı. Şimdi birazdan kapıları da açacağım. Güneş içine vursun. İyicene böyle içerisi tertemiz olsun. Zaten kuru ama dediğim gibi yapağının temiz olabilmesi için koyunlar şimdi içeri girince tuvaletlerini de yapacaklar. Zaten yeşil yiyorlar. İşedikleri tuvalet yaptıkları her şey su. İçerisini batırmamaları, kırktıkların yerinin temiz olması için bir arabaya da iki arabada şöyle güzelce ne bir kuruluk yayayım. Şimdi arkadaşlar ben numaratörler vardı ya bizim. Ben şunu buldum. Yani bu da varmış bizde. Hatırlıyordum da. Bununla yapsak olmaz mı ya? Buna böyle kırmızıya bastırız abi. Koyunun sırtına pop. Hepsi böyle böyle çıkar. Abi tertemiz oldu. Şöyle şöyle basarız. Buna göre bir yoğurt kafası boyayı içine paf. Vay be 10 yağmurdan sonra hala kuru arkadaşlar. Zaten çadır madır parçalanmış. Burayı seneye güzel gene yığmak lazım. Aman. Sanma Sadık abi sen herkese yapmıyor. Aman. Abi bence bu yeterli ya. Zaten kalmadı da bitti yani. Gel. Gel hadi kaçın hadi gel. Gel sabaha kadar kaçınıyorsunuz da hadi. Ben şimdi şuraya tam şuraya bir yeri dökeceğim abi. Girmeyin içeri girmeyin. Aa buraya battık biz. Hadi. Oo. Altına kalmayan mahrasımı halletin başletken gözüleresiz. Abi ya patladı demlenir simam o şenevandan dandan olmam ben. Ben mi saçsam bile çok döküyorum da yayayım ya. Arkadaşlar bayağı tam yatırılacağımız yer pırıl pırıl oldu. Bana yardım mı edeceksin? Evet. Köpekleri doyurdun mu yavruları sen? Onlar açlar mı? Evet. Onların karınları doyur. Biri geldi. Bunların karınlarını doyurman lazım. Bunları unutma tamam mı? Arkadaşlar biz şimdi köpeklere yalkaracağız. Aynı zamanda yumurtalı mamurtalı şöyle bir yavrulara karışım yapalım. Sevaralarda son oğlaklar var ya ufak oğlaklarımız. Onlara süt hazırlıyorlar. Hala süt vermeye devam. Anne ben çok onlar çok küçükler. Gel. Teşekkür. Ben bakayım.
Sen bakıyorsun. Başka kim bakıyor? Ben süt beledim buna. Başka? Gel gel. Ya nereye gidiyorsunuz köy içine doğru? Gel valla. Gel 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 gel. Gel. Mama yapacağım. Gel gel. Gel biri 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 biri. Oo, ekip düşmüş köy içine gidiyor arkadaşlar. Evet. Gel. Mamanız az kaldı. Az gelin hadi gel. Evet. İçine ne koyacağız? Yoğurt koyacağız, süt koyacağız. Aa, yumurta var. Yumurta da koyacağız. Yumurta şimdi yumurta da yiyeceğiz. Yumurta çok iyi baba. Yumurta onları besleyecek. Sen yumurta yiyorsun mu? Aa, evet yiyorum. Sadece biraz yedim. Arda kardeşler, ördek yumurtası nerede çamur var oraya yumurtlamışlar. Çamurlu o yüzden dış yüzleri. Baba yemek hazır dedim. Yemek hazır de gitmeyin de. Gitmeyin, yemek hazır oldu. Arkadaşlar bol yumurta, süt, biri gelmiş hatta. Hepsi Arda. Hayır, buraya çıkmasınlar, yasak onlara buraya çıkmak. Gitsin ya, git abi ya. Gelsin gelsin gelsin. Üçünüz buraya, üçünüz buraya. Baby, Beno. Yiyorlar değil mi? Evet. Bunları da aradan çıkarttık arkadaşlar. Baba şutlar duyan. Bunları da doyurduk. Evet. Bak ağzına bak. Ne yemiş? Hadi gidelim. Ne var orada? Burada sayı var. Şimdi hayvanı karşılamaya gidiyoruz kızımla. Evdeki işleri hallettik değil mi? Evet. Allah Allah. Oğlum ne biçim fonu var ya? Sıfır makine açılımı. Evet. John Deere. İtalyan teknoloji diye lan. İtali. Bende elektrik var hala. Öyle. Bende. Ayy. Tatlı. Bende var, bende elektrik. Yok oğlum bir şey. Ben geçen elektrik yaptım lan. Öldüreceğim. Geçecek. Şu an onu oraya koy. Şöyle koy. Dik lan. Azıcık aşağıdan indir. Öyle mi? Niye sen ne okudun? Kaynak mı? Siyasi. Gözümü aldı lan. Benim de aldı. Ne oldu lan? Ya elim... Bakmayayım kaynat. Kaçta kaynatacaksın? Babamı yakalayacağım. Ama çok efsaneymiş kaynak makinen ha. Olmadı. Oo, çok nazik kaynadı ya Niyazi'ye. Hakikaten çok tatlı kaynadı ya. Hiç öyle cazur cazur şey yok. Ha, şurada da şey var herhalde Niyazi. Ara saati. Çok ısınırsa uyanacak. Şu kırmızı ne demekmiş? 3.25 de. Ha, en büyük. Şunda da ince saçlar herhalde. Bir niye yatı çarpıyor ki? Sana öyle geliyor ya. Çarpıyor oğlum, manyak mısın ya? Şey miyim ben? Yapamamış. Gözüm acak diye. Demiri delceymiş o. Çok güçlü be. Arkadaşlar hayvan daha uzaktaymış. Birazcık Niyazi'ye uğradık. O da kaynak makinesi almış. Onu da denedik. Küçücük ama ne güzel değil mi kızım? Anne, ördek aldım. Ördek mi aldın? Kimden aldın ördeği? Ördek çok minik. Kader ablandan mı? Evet. Ördek yavruları çıkmış. Biz size kedi yavrusu verelim diyormuş. Kader ablasına, Kader teyzesine. Niyazi'nin kardeşine. Biz size kedi verelim, siz bize ördek verin diyormuş. Kız sen şimdiden ticarete mi başladın? Evet. Hadi deden geliyor, koş. Gel gel, dur. Tamam. Ya dur. Burun delikli yerde böyle. Doydu mu hayvan baba? Doydu. Çok ot var. Çok ot var. Çabuk doyuyor ya. Keçiler hariç yarın hepinizi berbere götürüyorum. Tamam mı? Bayram tıraşı olacağınız. Hepiniz. Keçiler hariç. Keçiler artık kendi döküyor tüylerini. Bunlarda şey yok arkadaşlar. Kırkma olayı yok. Eşek gıda mı oldu? Var. İkra keyfin nasıl kızım? Artık her akşam istiyor. Eşeğe biniyor ya arkadaşlar. Hayvanın yanına gidelim diyor. Yarın var ya nasıl çıkacaklar arkadaşlar. Keloğlan, keleşoğlan.
Oğlak sesimi duydum. Baba bugün oğlak mı kaçtı gene? Artık salalım onları, salalım. Oho, gitmiş, karnın doyumuş geliyor bile arkadaşlar. Şuna bakın, kocaman oldular. Sayalar açarız, sayanın içinde yatağı. Bak koça kafa tutuyor Akeç baba. Bak 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 bak, ne yaptı Akeç'e bak. O akademikler kapayacağım koyunları gözümde. Hadi in bakalım. Bizim şey şişmeye mi başlamış? Hadi in bakalım. Abi hemen anneleri yavrularını buluyorlar bakın. Hemen dolu dolu sütlerini emziriyorlar. Bak hop. Hadi girin. Hadi girin. Yarın sabahı bekleyin. Yarın sabah bu üstünüzdeki postlar bir anda çıkacak. Kendinize hissedeceksiniz. Arkadaşlar yarın erken kalkacağız. Bir an önce yatacağım. Şunlar da ilaçlarımız. Bunlar da kene, iç dış parazit, akciğer, kıl kurdu, hepsine karşı 3 tane, yani 200 koyuna yetecek ilaç aldım. Toplamda 1000 lira para verdim. 2 tane fiş var. 1100 lira, 1200 lira para verdim arkadaşlar. Videoyu böyle üçümüz kapatalım dedik. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Benim de eşim var. Benim de oğluşum var. Bir de kızışım var.